Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu çanımızı yapacağız birlikte. Simli bir ipe ihtiyacım var. Ben böyle bir ip kullandım ama dilerseniz sizler evinizde bulunan herhangi bir sarı renkte iple örebilirsiniz. Çanımız bu şekilde olacak. İçinde de şöyle bir zilimiz var. Şöyle bir çan yapacağız birlikte. Hazırsanız hemen yapım aşamasına geçelim diyorum. Şimdi sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 adet sık iğnemi yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincirle bir sonraki sırama geçiyorum. Şimdi her delikte bir arttırma yapacağım. Bu sıramda 12 adet sık iğnem olması lazım. Sekiz, 10, 12. 12 adet sık iğnemi yaptım. Sıramı birleştirdim. Şimdi 3 sıra 12 adet sık iğne öreceğiz. Evet arkadaşlar, 3 sıra 12'şerden sık iğnemizi tamamladıktan sonra şimdi 6. sırada olmamız gerekiyor. 5 sırayı bitirdik. 6. sıramızda bir sık iğne bir arttırma yaparak 18 adet sık iğne olması gerekiyor bu sırada. Bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Başlayalım. Evet arkadaşlar, 6. sıramızı da tamamladık. 18 adet sık iğne yaptık. Şimdi düz örüyoruz. 18 sık iğne bu sıramızda. Geldik 8. sıramıza. 8. sırada 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. 24 adet sık iğne olması gerekiyor bu sıramızda. 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Evet, 24 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi hiç arttırma eksiltme yok. 24 adet sık iğne örüyoruz. 8, 9. sıramızda. 8. sıramız bitti. Şu an 9. sıradayız. 24 adet sık iğne yapıyoruz. Evet, 10. sıramızdayız. 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz.
Evet, 10. sıramızı da böylece bitirmiş olduk. Geldik 11. sıraya. Burada çok dikkat edelim. Bu şekilde sıramızı bitirdik. Geri döneceğiz. Nasıl dönüyoruz? Bu şekilde geri dönüyoruz arka kısma. Şimdi içeriden iplik kaydırma yöntemi yapacağız. Bu CC diye görürsünüz bazı yerlerde kısaltma. CC yazar. Slip stitch derler. Slip stitch'tir İngilizcesi. CC yapacağız. Her bir delikte içeriden CC yaparak gidiyoruz. Bakın şöyle. Bu şekilde içeriden gidiyoruz. Böyle. Sıranın sonuna kadar her delikte CC yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle içeriden batıyorum. Arka taraftan ipimi alıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, son sıraya geldik. Son sıramızda da bir tane kalmış burada. Onu da tamamlıyorum. Ve bir zincirle çıkmıştım. O çıktığım zincirin içine de batıyorum. Ve birleştiriyorum. Pardon, şuradan birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. İpimi bir zincir yapmayacağım. Bir zincir yaparsam sonra içeri çektiğimde burada tümsek oluşacak. Yani kaldığımız noktadaki gibi bırakıp biraz uzun kesiyorum. Sonra içeriye iğneyle çekip tutturuyorum arkadaşlar. Nasıl tutturuyorum? Şu şöyle kaldı burası, bakın görüyorsunuz. Bunu iğneyle şu bir sonrakinin içinden geçirip İçeride bir yerlerde kaybediyorum ucunu. Şimdi bu yaptığımız işlemle çanımızın, bakın, kenarları çok düzgün oldu. Düzgün bir hal aldı. Şimdi sırada çanımızın zili var. Bunu bir kenara koyuyoruz. Zilimizi yapacağız. Zilimizi de nasıl yapacağız? Sihirli halka içerisine iki tane zincir çekiyorum. İkili trabzan yapacağım ama yapmayacağım. Bu şekilde bırakacağım tığımda iki tane. Sonra tekrar alacağım. Bu birdi. Sonra iki tanesini alıp yine tığımda, şu an üç tane kalması lazım. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Sadece iki tane ilmek alıyorum. Ve beşinciyi yapıyorum. Yine sadece iki tane ilmek alıyorum. Şuraya bir sıkıştıralım. Sonra hepsini birden toplayacağım, bakın. Hepsini birden topluyorum. Popcorn yapıyorum. Buna popcorn da deniyor. Şimdi ben burada yukarıda bunu sıkıştırınca, bakın, arka tarafta bir bombeli durum oluştu. Bunu genelde kuzuları yaparken de kullanıyorlar, bu popcornları. Şöyle dibinden birleştiriyorum sık iğneyle. Bunu da iyice sıkıştırıyorum. Şimdi burada ne yapıyorum? 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpimi de uzun bırakıyorum. Böyle. Şu fazlalığı da bir içeri çekelim.
Başlangıçtakini bunu da temizleyelim. Böyle kalmasın. Bu simli ip birazcık dağılabiliyor. Zor bir ip. Evet, hallettik. Şunu da keselim. Çanımızın ucunu gördüğünüz gibi oluşturmuş olduk. Bunu da içeriden geçireceğiz. Ama içeriden geçirmeden önce, yani şuradan geçirip şuradan çıkaracağız. Şuraya bir yapmamız gereken iş var. Altı zincirle boynuna bağlayacağımız şu bölümü oluşturacağız. Ucunu oluşturacağız. Onu da nasıl yapıyorum? Şimdi bakın, şu bitiş yeri var ya, bitirdiğimiz nokta çizgi. Onu arkaya gelecek şekilde tutacağım ve tığımı yukarıdaki orta noktadan geçireceğim. Şuradan şöyle tam ortalayacağım. Bu arkadaki çizgi bitiş çizgimiz. Her sıranın bittiği nokta. Bu şekilde tığımı ortadan, en üst noktadan sokup şu kenardan çıkartıyorum. Şimdi ipimi alıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Burada bir bağlayalım ipimizi. Sağlamlaştıralım. Sonra yine aynı noktadan 6 tane zincir çekeceğim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam karşısına batacağım ama içeriden değil, dış kısımdan. Şuradan. Birinci sıranın dışından batıp ortadan çıkacağım. Şu şekilde çekeceğim. Ve birleştireceğim CC ile. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sonra bu fazlalık olan ipimi de şu gördüğünüz orta noktadan içeri çekiyorum. Tabii bu ipleri de içeride temizlersiniz. İçeriden geçirirsiniz. Şunu da çekelim. Ben temizleme işiyle çok uğraşmak istemiyorum. Video uzun kalacak. Sıkmak istemiyorum sizi. Şunu nasıl yapacağız demiştik, bırakmıştık. Onu da göstereyim size. Of, pardon. Yani gördüğünüz gibi aslında küçük diye bakmayın. Küçük ayrıntılar insanı daha çok uğraştırıyor. Yani büyükleri, büyük şeyleri yapmak daha kolay amigurumide. Büyük parçaları yapmak çok daha kolay. Ama küçük ve ayrıntılı olan işlerle uğraşmak işte o kadar kolay olmuyor maalesef. Şimdi şurada kalmıştık. Bunu tutturacağım. Bir sonrakinin içinden şöyle geçiyorum. Bu da çok zor bir ip biraz. İçinden geçiriyorum. Şuralardan kaybedeceğim ipimi. Ama bir düğüm atmam lazım bir yerde. Şöyle içeri sokuyorum. Gördüğünüz gibi. Şurada da hafif minik bir şey yapabilirsiniz ipin çıkmaması için. Ve düğümü yaptıktan sonra da ipimizi kesersiniz. Evet, çanımız böylece tamamlandı. Şimdi zilimizi de geçirelim. Zilimizi de şöyle içeriden, iç kısımdan geçiriyorum, ortadan çıkarıyorum. Hop. Gördünüz mü? Zilimiz tamam. Zilimizi yeşille tasmamızı yaptıktan sonra boynumuza asabiliriz artık. Böyle çok şık bir görüntü oluşacak. Herkes hazır bulamayabilir evinde. Evet arkadaşlar, böylece zilimizin yapımını tamamladık. Hepinize videomu izlediğiniz için tek tek teşekkür ediyorum.
Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Videomu beğendiyseniz de beğeni butonuna tıklayarak beğenilerinizi ihmal etmeyiniz. Bu benim için çok çok önemli. Yeni videolarda görüşmek üzere diliyorum. Şimdilik hepinize hoşça kalın.